Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dark Souls 2 Scholar of the First'inde nasıl Soul ve Human Effigy kasabileceğinizi göstereceğim. Bu gösterdiğim yöntem sayesinde hem Soul kasacaksınız, yaklaşık 300k civarı Soul olacak en az. Ve Human Effigy kasacaksınız her seferinde. Bir tane en az olarak da bir Human Effigy kazanacaksınız. Gelin size nasıl Dark Souls 2'de Soul farm yapabileceğinizi göstereyim. Bu Soul farmını yapabilmek için hangi itemlara ihtiyacınız olduğunu göstereyim. Önce hangi yüzüğe ihtiyacınız olduğundan bahsedeceğim. Quest of Silver Ring yüzüğü lazım ama artı 2 lazım bize. Bu yüzüğü almak için Earthen Peak'teki boss'u New Game Plus'ta kesmeniz gerekiyor. Yani Bonfire estetik kullanarak bu boss'u kesebilirsiniz. Şu Medusa'ya benzeyen yılan boss, kesmeniz gereken boss. Daha fazla soul kazanmanızı sağlayacak bu yüzük. Eğer Bonfire estetik ne diyorsanız da Bonfire estetik item'ı sizin bir Bonfire'ı New Game Plus seviyesine çıkartmanızı sağlar. Bu Dark Souls 1 ve 3'te yok bildiğim kadarıyla. 3'te yok da 1'i oynamadığım için bilmiyorum. Muhtemelen onda da yoktur. Bir bölgeyi komple New Game Plus'a sokar bu item'ı kullandığınızda ve boss artı ikili yüzük düşürür muhtemelen. Şimdi bu Soul farmını daha etkili yapabilmek için bize gereken bir zırh seti var, onu da göstereceğim. Tisseldora seti lazım bize. Bu seti çok hızlı almak istiyorsanız Majula'daki zırh satıcısı adamı öldürerek zırh setine sahip olabilirsiniz. Ama ben öyle yapmadım. Eğer siz de adamı öldürmek istemiyorsanız, zırhlar lazım olabilir falan diyorsanız ya da NPC öldürmeyi sevmiyorsanız, Brightstone Cove Tisseldora bölgesindeki Spider Drone'ları lootlayabilirsiniz. Bu Spider Drone dediğim şeyler oluyor. Örümcek adama benzer yaratıklar var, sırtlarında örümcek var. Bunları farmlayarak kolayca kasabilirsiniz. Maksimum bir 10 dakika falan farmlarsınız eğer doğru item discovery setiniz varsa. Evet, bir diğer konuysa bu Soul Farm'ın en önemli olayı Ancient Dragon'la konuşmuş olmak. Çünkü konuşmazsak bunu yapamayız. Ancient Dragon bize bir item verecek. Ashen Mist Heart diye bir item verecek. Bu item sayesinde anılara girebileceğiz. Bu girmiş olduğumuz anıda biz zaten Soul Farm'ını yapacağız. Ve bir NPC var. Bak, bu NPC sadece Human Effigy kasmak istiyorsanız lazım. Yani bu yöntemden Human Effigy kasmak istiyorsanız lazım daha doğrusu. Onu da göstereyim. Aldias Keep'e gidiyoruz. Allah da belasını versin bu NPC'nin. Size kurtarmanızı tavsiye etmiyorum. Humanity'niz olmasa da olur. Olmasa da olur yani. Bence hiç yapmayın bunu ama yani yine de göstereyim size. Belki Humanity sıkıntısı çekiyorsunuzdur. Hani her Giant Lord'u kestiğimde bir yandan da Humanity gelsin istiyorsanız o zaman okey. Bu ejderha uyanıyordu sanki Dark Souls 2'nin normal sürümünde diye hatırlıyorum. Ama bu sürümde uyanmıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir NPC var. Seri katil NPC. Seri katil değil de size seri katil görevleri gibi bir şey veriyor. Bu geri zekalıyı kurtardım ben. Keşke kurtarmasaydım. Bu adam burada tutsak normalde. Şimdi onun nereden açmamanız gerektiğini de göstereyim. Burada kapı kolu var. İnsanlar yazmış. Pullback bak. Pullback pullback yazmışlar, tamam mı? Çekmem tamam dedim. Burada don't you dare yazınca da ben de çekeyim dedim. Bende de böyle bir sıkıntı var. Burada her yerde meşalelerin önünde falan don't you dare falan yazıyor. Yakıyorsun, NPC çıkıyor, invade ediyor seni. Tamam. Mesela şurayı da o yüzden yaktım. Ben de öyle deyince çektim. Adam serbest kaldı. Oyun boyu beni invade ediyor. Forlorn gibi invade ediyor ama random etmiyor yani. Belli yerlerde ediyor. Şimdi gideceğimiz yerde o belli yerlerden biri. Evet, burayı bilen vardı. Herkes biliyor burayı. O yüzden buradan iniyoruz aşağıya şunun merdivenden. Hop. Sonra şuradan geçiyoruz. İnşallah çok fazla... Aa, ben şeyden uzak tutayım da kolu. Çok fazla ses gelebilir çünkü yeni mikrofon aldım biraz... Şey... Selam beyefendi. Bu kapının açılması için kralın yüzüğüne ihtiyacınız var. Kapı açılıyor mu? Kapı açılıyor. Senin canını bağışlıyorum evlat. Haydi Allah'a emanet ol. Var git yoluna. Şimdi bu ruh hastası tam bizi kapının önünde invade edecek. O yüzden ben de ona karşılık olarak şöyle bir taktik buldum. Çünkü adam artık acayip güçlendi. New Game Plus'a geçire geçire oyunu. Adam acayip güçlendiği için ben de ölüyorum adama. Yani bir yersem büyüğü ölüyorum. Şimdi arkadaşlar, buradan oturup buraya burn diyorsunuz, bonfire estetik diyorsunuz. Sakın korkmayın, bonfire estetikiniz bitecek diye.
Çünkü bu boss'u kestiğimiz zaman oyun yani keserken girdiğimiz bölgede bir tane bulabiliyorsunuz. Yani hep aynı sayıda kalacak bonfire estetikiniz. Bonfire estetik mi? Estetik mi? Nasıl okunuyorsa artık oyunuz. Bakalım şimdi yüzüklerimize. Okey. Şimdi ben buraya mayınlarımı atıyorum. Sonra Great Fireball'umu aldım. Bekleyeceğim şimdi. Geldi. Navlan bak. Allah'ın belası. Ama hızı temizledik. Bayağı öldürdü bu adam beni. Bayağı sinir etti. Hemen oturuyorum. Tamam, çok fazla bir şeye gerek yok. Kapışacağımız boss dev olduğu için dark büyüleriniz varsa kullanabilirsiniz ama ben beceremedim dark, anlamıyorum çünkü. Ben Fireman'sım arkadaş. Beni bilirsiniz. Beni bilen bilir. Giriyoruz buradan. Hemen sol yapacağız. Soldan alacağız şeyi. Bonfire estetiki. Ya da esketiki. Neyse. Hop. Yine 12 oldu toplam sayım. Yani hiç artan azalan olmadı. Ve buradan Fire Seed farmı da yapabiliyorsunuz bu arada. Buraya kadar gelip Fire şeyi hiç yapmadıysanız. Allah ne oluyor lan? Bu kısma kadar gelip Fire oynamadıysanız ve Fire çevirmek istiyorsanız hesabınızı. Burayı birkaç defa farmlayıp çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hop, hemen kaçacağız yana doğru. Sonra şuradaki merdivenlere çıkacağız. Çok kolay boss aslında ama bir saldırısına ölürsünüz. Yani ben ölüyorum. Ve bunu yapacağız sabahtan akşama kadar. Ben Souls oyunlarında farm yapmayı sevmem. Ama Dark Souls 2'de yapmak gerekiyormuş. Çünkü DLC'ler için. DLC'ler acayip yüksekmiş. Ben de o yüzden yaptım. Human Efici kazandık bu arada az önceki NPC'yi öldürünce. Ben onu anlatmayı unuttum size arkadaşlar. O NPC'yi öldürdüğümüz için Human Efici aldık. Şimdi bitti büyülerim. Yakına gireceğim. Şunu atacağım. Bu daha fazla hasar veriyor zaten. Ama biraz cool. Bak mesela şöyle yaptığı için hemen iki tane üstü spamlayacağım. Allah'tan yemedik. Dark Souls 2'nin en sevdiğim yanlarından biri aynı bossları bonfire estetik kullanarak farklı şekilde kesmek oluyor. Yani hem farklı şekilde hem farklı bir item de veriyor. Demek istediğim o. Mesela Lost Sinner boss'unu ben... Aa ne oluyor lan? Lost Sinner boss'unu New Game Plus'ta kestiğimde yani bonfire estetik kullanarak iki tane Fire girdi boss arenasına. Beni öldürmeye çalıştılar. Öldürdüler de bir kere. Buradan da Fire Seed alacağız arkadaşlar. Fire oynayacaksınız da buradan Fire elinize istediğiniz kadar alta basabilirsiniz. Bir de boss'u her kestiğimizde hem ruhunu veriyor. Ruhu 25k soul ediyor burada. Soul'umuz kaça çıktı gördünüz. Ben görmedim kaça çıktı. Yani eskiden kaçtı hatırlamıyorum. Bir de bir sürü yüzük veriyor. Bu yüzükleri satabilirsiniz Gavlan'a. Eğer para ediyorsa tabii, ben ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Gavlan'a satabilirsiniz bu yüzükleri. Böyle soul farm yapabilirsiniz. Ben sıkıldım arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Evet arkadaşlar, soul farm böyleydi. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.